Yani biz her zaman burada paramızı ses çıkarmadan alamıyoruz. Yani günü yok, tarihi yok. Geçen abi iki maaş yatırdı. İki gün sonra içi topladı bura. Devlet 6 saat 15 dakika ya. Savaştı bize. 8 saat çalışacaksanız dedi devam edin. Mecburuz abi 8 saat çalışıyor. Bu coğrafyada bu sıkıntıyı problemi biliyorum. Ben önce patronumuzla görüşeceğim, belediye başkanımla birlikte. Daha sonra da bu konu çözüme kavuşursa çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Ama çözüme kavuşmazsa da yetkili mercilere biz bu konuyu aktaracağız, ileteceğiz. Çünkü burada mağduriyetimizi biliyoruz. Ben kendim de esnafım, esnafın durumunu da biliyorum. Hepimizden gayet iyi anlıyorum. Burada da işte dediğim gibi yani bu eylem yapılırken de hepiniz kırıl kırıl insanlarsınız. Kırıcı olmadan, sıkıntılı, problemsiz bir şekilde bulunuzdan. Varsa arkadaşımız bizimle beraber görüşmelerde bizim yanımızda olsun. Bizim yanımızda olduğunda da biz bu konuyu iletelim, söyleyelim, diyelim. İşçinin maaşı hesabında olmadan grevi bırakmayacaklarını ve bu grevin devam edeceğini söyleyelim. Doğru mu? Bir de 1-2 maaş değil. Yılbaşına kadar alacaklarımızın ödenmesini. Siz diyorsunuz ki biz Ağustos ayından beri maaş almıyoruz. Bugün itibariyle bizim maaşımızı, hesabımızı ödesinler. İş gösterirlerse çalışırız. İş gösterirlerse çalışırız. Göstermedikleri zaman da biz işi bırakırız. Maaşını alamadıklarını söylüyorlar. Evlerine, çocuklarına ekmek götüremedikleri için bugün haklı olarak bir grev yapıyorlar. Onları canı gönülden destekliyoruz ve yanlarındayız. Gereken ne varsa yapacağız inşallah. En son maaşımızı aldığımızdan bugüne 100 gün geçti. Ve bu 100 gün zarfında biz aldığımız elimizde avucumuzda ne varsa biz bu hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Çoluğumuza çocuğumuza bizden bir şey istedikleri zaman gönderemiyoruz. Bizim devletten milletten yani beklentimiz bizim maaşlarımız ödensin. Bu kardeşlerimizin de sıkıntıları giderilsin. Ya sahayı mı satar, devletimiz ona destek mi verir, onu biz bilemeyiz. Yalnız biz şu anda işçiler olarak çok zor durumdayız. Yani karın tokluğuna çalışıyoruz. Zaten ekmeğimizi evden getirdik biz buraya. 2014'te 18 arkadaşımız su altında kaldı, can verdi. Yani bizim de gündeme gelmemiz için veya devletin bizi görmesi için hepimizin su altında kalıp can mı verelim? Yani başka diyeceğim bir şey yok.